Abi arkadaşlarımı etkileyebileceğim basit ve etkili bir kart numarası yapıp öğretir misin demiş ve lütfen demiş. O zaman bu numara senin için. Tabii ki şu anda yanımda bir seyirci olmadığı için seyircinin de rolünü ben oynayacağım. Sizler seyirci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. İlk olarak kartları size ve seyirciye göstermekle başlıyorum. Hepsi farklı ve alakasız kartlar. Ancak daha da inandırıcı olması açısından kartları seyirciye veriyorum ve istediği gibi karıştırıyor. Örneğin şu şekilde karıştırsın. Hiç önemli değil. Karıştırma işlemi bittikten sonra kartları ortaya bırakıyor ve ondan bir kart belirlemesini istiyorum. Bu kartı nasıl belirleyeceğini ilk başta gösteriyorum tabii ki ona. Çünkü ben arkamı döneceğim, hiçbir şekilde görmeyeceğim. Onu da şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Desteğin biraz paketini alıyor. Daha sonra bir tane kart belirliyor ve bu paketi üstüne koyup kapatıyor. Yani ben hiçbir şekilde hangi kartı seçtiğini görmüyorum ve arkamı dönüyorum. Ve o esnada örneğin şu şekilde belirlesin. Şu şekilde alıyor. Kartını belirliyor. Sizler bakın ben kesinlikle görmeyeyim. Ve kapatıyor. Bu kadar. Daha sonra ben önümü dönüyorum ve kartını hissederek bulacağımı söylüyorum. Ancak burada birkaç kere karıştırayım daha da zorlaşması açısından işin. Şu şekilde. Ve birkaç kere de şöyle paketler atayım. Evet. Burada kartları teker teker geçeceğimi ve kendisinin gözlerine baktığımda kartı hissedeceğimi söylüyorum. Ve yavaş yavaş geçmeye başlıyorum. Evet. Şu anda tabii ki olmadığı için sizin gözlerinize bakıyorum. Kartı sanırım hala hissedemedim. Bu da değil gibi. Bu hiç değil gibi. Evet, kartı. Bu karttı. Karo 5'ti. Muhtemelen burada hayır falan diyecektir. Kartım değildi falan yapabilir. Siz de alın şöyle bir kere sallayın. Ve kartı sinek 4. Evet, gerçekten numara harika. Burada şok geçirebilir. Gerçekten çok şaşırabilir. Siz de etkilenmiş olabilirsiniz şu anda. Merak edenler ve öğrenmek isteyenler için hemen açıklama kısmına geçebiliriz. Bu numarayı yapabilmek için hiçbir ön hazırlık gerekmiyor. Bu yüzden direkt seyirciye kartları verip istediği gibi karıştırtabiliriz ilk başta. Örneğin şu şekilde karıştırsın. Karıştırma işlemi bittikten sonra desteği ortaya bırakıyor ve burada bir kart belirlemesini istiyoruz ve ona nasıl yapacağını gösteriyoruz. Oyunun en önemli püf noktası burada zaten. Şu şekilde yapacağını söylüyoruz. Bir yerden paket ayıracak ve kartına bakıp kapatacak. Bu ayırdığı paketi biz göz ucumuzla direkt şu üstteki kısmına bakmalıyız arkadaşlar. Onu da çok doğal yapmalıyız. Direkt ayırdık. Şu şekilde sinek 5'i görüyoruz zaten. Veyahut da şöyle direkt bu karta odaklanırken elimizi birazcık yukarı kaldırdığımızda üst kısımdan sinek 5 gözüküyor. Kartına bakması gerektiğini ve kapatması gerektiğini karşı tarafa iletiyoruz. Biz şu anda hiçbir kartı bilmiyoruz ama sadece en alttaki kartın sinek 5 olduğunu biraz önceki seyirciye göstermemizle hemen öğrenmiş olduk. Biz burada arkamızı dönüyoruz ve seyirci de aynı hareketi yapıyor. Örneğin buradan ayırsın hiç fark etmez. Bu kartı belirliyor. Örneğin maça 3'müş. Kapattıktan sonra bizim sinek 5'imiz direkt adamın kartının üstüne biniyor. Burada sıra bozulmayacak şekilde sahte karıştırmalar yapabilirsiniz. Ben biraz önce şu şekilde yapmıştım. Yani sıra hiçbir şekilde bozulmadı. En üstten aldım ve kapattım. Tabii ki altlı üstlü kesmeler de yapabilirsiniz. Bakın şu döngü bozulmayacak şekilde direkt karıştırabilirsiniz. Burada bizden yani sinek 5'ten hemen sonraki kart seyircinin kartı. Biz tabii ki kartını bilmiyoruz ancak sinek 5'ten sonra olduğunu biliyoruz. Ve kartları teker teker geçmeye başlıyoruz. Sinek 5 gelene kadar seyirciye hissedeceğimizi falan söylüyoruz tabii ki. Ve hızlı bir biçimde de geçebiliriz. Yavaş biçimde de geçebiliriz. Burası tamamen size kalmış. Şu şekilde ben hızlı hızlı geçeyim zaten numarayı anlattığım için. Burada tabii ki karşı tarafın gözüne de odaklanabilirsiniz. Ben hemen bir türlü gelmedi bu sefer tesadüfen. Sinek 5 gelene kadar geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer biraz altlara denk gelmiş. Buna yapacak bir şey yok gerçekten. Ve evet, sinek 5 geldiği zaman hemen oyunu durduruyoruz ve kartını bulduğumuzu söylüyoruz ve sinek 5 sizin kartınız diyoruz. Muhtemelen hayır diyecektir. Çünkü sinek 5'e odaklanırken biz en üstteki kartı şu şekilde ayırıyoruz ve serçe parmağımızla tutuyoruz. Ve sinek 5'i getirip buranın üstüne koyuyoruz ve ikisini bir anda çeviriyoruz. Ve direkt maça 3 oluyor. Tabii ki bu çevirme hareketini yapmak zorunda değilsiniz. Burayı ben biraz daha şov amaçlı yapmıştım. Siz şöyle yapabilirsiniz. Sinek 5 geldikten sonra iyice odaklandığınızı söyleyip karşı taraf elini getirip buranın üstüne koyabilir. Açtığınız zaman direkt onun kartı olacaktır. Evet, numara gerçekten çok güzel. O küçük bir püf noktaya dikkat ettiğiniz takdirde karşı tarafı etkileyeceğinizden eminim. Evet, bu tarz içeriklerden daha fazla istiyorsanız aşağı kısmından beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.